1 Aralık 2020 Deauville Hipodromu Fransa tekrar koydu TJK. Yani şöyle söyleyeyim, tutma olasılığını en zor, en düşük olan hipodromu buluyorlar. Helal olsun yani. Ama önemli değil. Biz hani görevimizi yapıyoruz. Yine çalışmamızı da yaptık. Uzun sürdü bayağı. Burada arkadaşlar formda jockey veya formda at diye bir şey yok. Bu atların hepsi zaten kendi haralarından, kendi çiftliklerinden geliyorlar Fransa'da. İsterse Temmuz ayında koşsun hiç önemli değil. Çıkıyor, birinci geliyor. O yüzden Deauville'deki durum normal, standart bir İngiltere ya da Amerika'daki gibi değil arkadaşlar. Evet. Deauville'deki görüşlerimizi başlayalım. İkinci koşuyla başlıyor Altılgayan. Handikap 3 yaşlı İngilizler 1500 metre sentetik kumda. 16 tane devamlı 16 tane sapkan var zaten gördüğünüz gibi burada. Evet arkadaşlar tavsiye niteliğindedir bu. Kupon niteliğinde almayın. Siz kendi kuponunuzu yapın. Sadece sonda bir tane tekimiz var. O ayrı mevzu. Son koşuda yani. Şimdi ikinci koşudan başladık. 4 numaralı Kingsford Gregory Benoist ile ilk atımız burada. 9 numara Agnostic. Ludwig Boisseau, 6 numaralı White Elusive, Vincent Chemeno. Bunlar bir üst grup oluyor. Yaptıkları derecelere göre daha iyi durumdalar. 10 numaralı Heaven Made, Iortiz Mendizabal'da. Iortiz Mendizabal'da durdu epeydir. Koşu alamıyor. Dereceye bile giremiyor ama her an böyle bombayı patlatacak durumda. 2 numaralı baktığımız zaman Project Concert, Aurel Nematre ile Bayan Jockey ile ve 5 numaralı Sick Trade, Mikael Barzalon ile arkadaşlar. Buradaki görüntüyü verelim. 4, 9, 6 bir grup. 10, 2 ve 5 de diğer grup. Ona göre verdiğimiz ilk hatlar önemli. Siz değerlendirsiniz arkadaşlar burayı. Evet, 3. koşuya geçiyoruz. Altılgayan'ın ikinci ayağına geçelim. Evet günün zor koşularından bir tanesi. Burada 16 tane sapkan da burada koşuyor. İlk atımız tabii ki 2 numaralı Cookie Boy. Cookie Boy kapalı gözlüğü takmış. Christopher Grosbis. Her ne kadar birinci olsa da son koşusunda tekrar birinci olacak. Çünkü yaptığı dereceler çok üst düzey. Ama tabii gel gelelim birinci olmuş bir daha birinci olabilir mi? Bu dökülen atlar içerisinde İhtimal dahilinde ilk atımız bizim. İkinci atımız 16 numaralı. Bana göre şu 16'lar veya bir de şimdi 10 numara var arkadaşlar. 16 numara öncelik. Stefan Pasquale'nin de bu çok gelme ihtimali yüksek. Bir de 10 numara Norton Fox. Iortiz Mendizabal'ın bindi. Bu 3 safkan bir şekilde şansa sahip diğerlerine göre. Bir de 5 ve 1 var arkadaşlar. 5 numara Empiric Marivellon'la. Ve bir de 4 Dozen Christian Demuro ile. Tabii ki içinden siz seçin onu ayıklayın bunun böyle. Pirinç tanelerinden taş ayıklar gibi. 2, 16, 10, 5 ve 1 şeklinde arkadaşlar burayı da verdik. Ama bana göre 16 ve 10 çok çok dikkat edilmesi gereken iki tane safkan. Stefan Pascal'in Magic Mac ve Iortiz Mendizabal'ın bindiği 10 numara Northern Fox. Bunlara çok dikkat diyoruz arkadaşlar. Tabii ki empirik burada. Empirik işler yapabilir. Bernhardtlar. Antrenör de ikisi de sahibi de antrenör de aynı. İşte çiftliklerinden getiriyorlar arkadaşlar buraya. Evet dördüncü koşuya geçiyoruz şimdi Altılgayan'ın üçüncü ayağı. Evet Deauville'de Fransa'da dördüncü koşudayız. Maiden bir koşu bu. 2 yaşlı İngilizler. 1300 metre sentetik kum. Burada aslında tek gibi bir safkan var. Ama bu Valentin Segui bunu ne kadar başarılı koşturur bilemiyorum. Bakın hep isimler aynı. Gördüğünüz gibi. Plisson, Plisson. İlk atımız 4 numaralı Twin Boy. Victor Segui'la. 73 handikap puan da var burada. Safkan bize göre hazır durumda. 6 numaralı Ganma. Sen bu işe kanma. Hiro Shimizu ile yanında sahipliği Japonlar. Fransa'da tutmuşlar çiftlik Japonlar. Avrupa sevdalarını gideriyorlar. 8 numara Şika Enerjika. Perin Hanım biniyor buna. 12 numara Rezvera.
Maxim Guyon'la arkadaşlar, İngiliz orijin. Tanıyorsak ya, insan değilim. İlk kez görüyorum bu orijini. Resvera. 15 Freedom Alexis Puşin'le. İlk kez koşacak olmasına rağmen bu Alexis Puşin Fabri arkadaşlar. Yani hepsini yazın ama bu Fabri'leri mutlaka yazın. Hatta biz burada bu Fabri'lerin bir tane adını unutmuşuz. Neden unuttuk bilmiyorum onu ama bence dün geldiği için bu Auguste Madamet bugün gelemez olayı. Arka arka böyle zor gidip doğru. Belli de olmaz ama. Dün bu sürprizi patlattı bu Madamet. Auguste Madamet. Evet. O yüzden yazmamışız onu. Evet, buradaki görüntüyü verelim. 4, 6, 8, 12 ve 15 arkadaşlar. Chica Energica. Pervin Hanım biniyor buna. Chica Energica'ya dikkat arkadaşlar. 800 numara. Evet, şimdi 5. koşuya geçelim. 6. ayağın 4. ayağına. Evet arkadaşlar, aslında 5. koşu belki de yani banko yaratılabilecek bir ayak olabilir bu. AGF oranlarına bakın bunun. En son birkaç saat evvel tabii duruma bakalım. Şimdi burada aslında 11 numara handikap 3 yaşlı İngilizler bu arada. 1500'den gidiyoruz. Bu arada 18 bin euro ikramiye var buna. Burada arkadaşlar Jockey'den şeyim yani Alexander Russell şu çok tatminkar aslında baktığınız zaman bu dereceler olsun. Koştu koşularda. Bu grubun bir hatta bir tık üstünde kalıyor. Bu 11 numara normal şart altında banko niteliğinde bir safkan. Fakat Jockey bize çok şey geldi. 11 numara böyle 2 numara arkadaşlar. Burada Svolta, Hugo Jorniak'la dikkat diyoruz. 6 numara Rockchop Anthony Crassus'la. Çok sustu bu Anthony Crassus. Hiçbir şey yapmıyor. Ve 8 numara Jucifer Theo Bakliot'la. Arkadaşlar bunun da görüntüsünü verelim şöyle. 11, 2, 6, 8 olarak. Normalde 11'in eğer 50'nin üstüne falan çıkarsa ya da 40'ın üstüne çıkarsa arkadaşlar bence bankoyu geçirecek bir safkan o. Evet. Şimdi 5. koşudan 6. koşuya geçelim. Evet arkadaşlar, Deauville'de 6. koşudayız. 5. ayaktayız. Bu ayakta da 4 tane safkan sizi bulduk. Grup koşmuş bir safkan burada. Kembayo, Aurel Lemaitre ile. Bu sıfırlar sizi aldatmasın. Daha evvelden grup koşuları var. Bilemiyorum ne çıkacak ama ilk atımız bizim bu Kembayo. İkinci atımız 7 numaralı. Troy Zillet. Mari Velon. O da aynı şekilde kalite safkan. 2 numaralı burada Kanderas, Vincent Chemenaux ile ve 9 numaralı arkadaşlar. Bana göre bu 9 numara götürecek bu işi. Maxap 10 numara arkadaşlar. Burada bakın devamlı evveli atı da var bunun. 79 olmasına rağmen handikap puanı. Dikkat ediyorum, buradaki görüntüde hemen verelim. 3, 7, 2 ve 9 şeklinde arkadaşlar. Şimdi son ayağa geçelim. Ya bu son ayaktaki bankoya ne kadar güveniriz? Bakıyoruz şimdi, son ayakta bir bankomuz geliyor. Burada. Evet arkadaşlar, 7. koşudayız. Altılı Ganyan son ayağı. Handikap 4 ve yukarı İngilizler. 1500 metre devam ediyor. Sentetik 19 bin euro toplam ikramiye var. Arkadaşlar burada diğerlerinin oranla herhangi bir kapalı gözlük veya bir aksesuar takmamış bir safkan var. Diğerlerinin çok ilerisinde kalmış bu. Zaten yaptığı dereceler de bas bas bağırıyor burada gördüğünüz gibi. 7 numaralı Green Siren. Hiç uzatmayalım. Stefan Pasquier'in bindiği gayet de güzel bir jockey. Ben seviyorum Stefan'ı. Stefan Pasquier'in bindiği bu safkan burada bu yarışı götürecek nitelikte bize göre. O yüzden 7'yi banko olarak koyuyoruz. Gelir gelmez son ayakta yakar bizi yakmaz bilemiyorum. Tabii ki daha safkanlar var mı? Yani gizlenmiş birinci gelebilecek olan var mı bilemiyorum. 4 yaşında bu zaten. Bunun dışında bu Mikel Barzola'nın milli bir safkan var orada. Diğerlerini bulamadık yani, biz bayağı araştırdık ama bu bayağı iyi kaldı. Bakarsınız siz de ona göre. Dövül için şimdilik yapmış olduğumuz görüşlerimiz burada bitiyor. Bu arada Wolverhampton'da takip ediyoruz arkadaşlar. Dün de Wolverhampton vardı. Oradaki formda jokerler, antrenörler ve atlara göre
Size çok güzel bir şablon çıkartacağız. Bu akşam Wolverhampton üzerinde siz de çalışın bence. Deauville, biz bunu oynamayı pek düşünmüyoruz açıkça söylemek gerekirse. Hem tevzi az hem de zevk yok yani. O yüzden biz Wolverhampton'a yoğunlaşmış durumdayız zaten şu anda. Zaten bırakmadığımız bir gün yok. İngiltere'yi izlemediğimiz, takip etmediğimiz bir gün yok arkadaşlar. Wolverhampton videosunu da ilerleyen dakikalarda izleyebilirsiniz. Herkese bol şans diliyorum şimdiden.